ölen kişiye neden Allah rahmet etsin deriz? A. Mevtayı çok sevdiğimiz için böyle söyleriz. B. Mevtanın mekanı cennet bahçelerinden bir bahçe olsun diye deriz. C. Mevta bu dünyadan imanı gitmişse eğer, Allah'ın onun günahlarını affedip bağışlaması için deriz. D. Zaten insanlar öldüğü zaman Allah rahmet etsin denir. Doğru cevap. C. Mevta bu dünyadan imanı gitmişse eğer, Allah'ın onun günahlarını affedip bağışlaması için deriz. Neden doğru cevap C? Rahmetin sözcük anlamı Allah'ın dilediği kullarını bağışlaması, günahlarını affetmesi, ona merhamet etmesidir. Cin ve insanlar diğer canlılardan farklı olarak Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla sorumlu tutulmuşlardır. Eğer Allah'ın emir ve yasaklarına uymazlarsa Allah'a karşı gelmiş ve isyanları nedeniyle günah işleyip kafir olmuş olurlar. İşlemiş oldukları günahlarından dolayı pişmanlık duyup yalvarıp yakararak Allah'tan af ve bağışlanma dilemezlerse Allah onları rahmetinden uzaklaştırır ve hiç çıkmamak üzere ebedi olarak cehenneme atar. Mevta Müslüman ise ve ölmeden önce de Allah'ın kendisini affedeceğini ümit ederek işlemiş olduğu günahlarından dolayı pişmanlık duyup yalvarıp yakararak Allah'tan af ve bağışlanma dilemiş ise biz de Allah'ın onu affedip bağışlaması ümidiyle Allah rahmet etsin diyerek dua ve dilekte bulunuruz. Tevbe suresi 80. ayet. Onların bağışlanması için ister dua et, ister etme fark etmez. Onların bağışlanmaları için 70 kez dua etsen de Allah onları asla ebediyen affetmeyecektir. Bu onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmiş olmaları nedeniyledir. Allah doğru yoldan çıkmış her günahkar, azgın, kafir topluluğunu asla doğru yola iletmez. Bir hadis. Her la ilahe illallah diyenin cenaze namazını kılınız.